Evet arkadaşlar, hep bu videomun bunu ikinci kısım olarak izleyeceksiniz inşallah. Bakın ben birinci kısım, ikinci kısım yazacağım. Bak şimdi bebeklerini emzirmeye başladı. Kınalı, kınalı kuzu. Ay 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 ay, şimdi hadi yerim seni lan, yerim. Arkadaşlar bakın, Hakan beklemiş. Kardeşim bak, sana söylüyorum, Beyza, babana söyle, Necmi, babana söyle bak. Bak bu kedileri mesela, bak baban diyor ki, mama yemek vermeyin. Ya arkadaş bak, yemek vermediğin zaman da hayvanın o kadar sevdim ya şimdi. Hakan, o kadar çok tüyü döküldü ki. Bak bana cibre bir emziriyor şu anda. Bak şu mamalar, şu mamalar şey yapıyor. Bakın yani tüyden döküyor ama bak gerçi iyi mamaya benziyor. Allah razı olsun. Karşıdaki Nevzat çiğ köfteci kardeşim var. Bakın size onu da çekeceğim. Kardeşim de karşıda efsane çiğ köfte. Gerçekten de çiğ köfteleri efsanedir. Efsane gelip denemenizi isterim. Şurada BİM'in yanında. Yanında da BİM mağazası var. Burası arkadaşlar Tatlıpınar Caddesi. Yukarıda Kılıç Kızarthanesi. Teknik servis. İleride şehir emini taksi durağı. Artı burası Tatlıpınar Caddesi. Bakın BİM var burada. BİM'in yanında da efsane çiğ köfte Nevzat ustamız var. O da bu hayvanlara suyunu mamasını o veriyor. Aşağı devam ederseniz Tatlıpınar Caddesi ve Şok var. Evet öğrenci kardeşlerim, sizi bakın yerinde tarif edeyim. Yanında büyük bir çam ağacı var. Çam ağacının yanında bakın. Almak isteyen arkadaşlarım gelirse, buradan alırlarsa çok memnun olurum. Çünkü bakın beni izleyen çok var, böyle öğrenciler var. Sağ olsunlar, bana abone oldular. Takip ediyorlar. Şu anda bebeklerinin emzirmesini sağlıyor. Ben de rahatsız etmek istemiyorum. Mesela videomu uzun çekmek isterim ama baksana ya, böyle bir güzellik var mı arkadaşlar dünyada? Ama yine de bu hayvanları sevmeyenler var ya. Baksana, bakın bakın arkadaşlar. Şu anda annesini emiyorlar. Allah Allah, ne olacak bunlar ya? Bunlar şimdi bir ay sonra ayaklanacak. Sokağa da çıkmaya başladı mı? Herhalde bence bizim bu efsane çiğ köftenin sahibi Nevzat bence bunlardan bir tane alabilir. Hakan Bektemir'in çocukları, Beyza, Necmi, bak yeğenlerim, isteyen olursa bu bebekler hastanenin yan tarafında Muzaffer Çiçekçik'ten giriyorsun, 100 metre ileride sağda. Bakın burada mamaları da var, mama da veriyorlar, suyu da var. Evet görüyorsunuz, şimdi artık yeter. Hayvancağız çocuklarını emziriyor, ben de şimdi yola devam edeceğim. Nevzat Bey hayırlı işler. Artık bu bebekleri reklamını akşam koyacağım. İnşallah gelip de alan olur. Altı tane yavru var. Ha bak bir tane de burada var. Bak bir yavru da burada. Bak hop tahtayla önünü. Bak ah. Evet maalesef çok. Hadi görüşmek üzere. Ben benim bahçeye götürürüm ama orada başka kediler bunları öldürür. Zarar verirler. Sen buraya, Nevzat sana gelen öğrencilere söyle, alırlar ya. Alan var, burada bir bazı, iki tane abla var geçiyor. Onları yakalarsan söyle. Ben de söyleyeyim. Hadi hayırlı işler, Allah'a emanet ol. Evet arkadaşlar, burası Tatlıpınar Caddesi. Caddeyi görüyorsunuz güzelliğine. Karşıda da Yavuz Sultan Selim Camisi var. Süleymaniye değil, Yavuz Sultan Selim. Edirne Kapı'da. Edirne Kapı Camii yani. Allah'a emanet olun. Evet, size biraz daha buraları da göstereyim. Şey yapmışken şu eski binayı da göstereyim. Burada da bizim Rıfat hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. O da geçen hafta 10-15 gün oluyor. Rahmetli oldu. 10 numara bir insandı. Benim oğlumu da Şahin'i de okula o yazdırdı. Allah razı olsun. Onun sayesinde okula yardımcı oldu. Sağ olsun. Orada da o zamanlar Cahit Bey de vardı. O da Müslüm, o bütün okulun işlerini falan Müslüm yapıyordu. Evet bakın arkadaşlar, şu eski binanın güzelliğine bakın. Beni takip eden arkadaşlar bakın. Şu binayı gördünüz değil mi? Bu binadan
Şöyle aşağı doğru dönüyorsunuz. Şurada 50 metre ileride sağda kedi. Orada yavrular orada. Onu göreceksiniz. Burada Kılıç Kıraathanesi var. Gördüğünüz gibi. Burada yanında da doktor kitap evi. Şu eve bak be. Cihan Dürenler, Adil Gökmenler. Hep buradaydı. Benim çocukluğum burada geçti arkadaşlar. Ya şurada bak, şurada Taksim Medya diyor ya, filmciler var. Hani şu binaya biraz baksalar var ya, artık Rıfat Hoca da gitti. Kimse buraya bakmaz. Buranın 3 katını o kullanıyordu. Orayı kapattılar. Artık bakalım kime kaldı. Çocukları gelirse evet burada. Cumali ve Haluk Berber var. İleride de Taksim Durağı var. Şurada da Metin Kasap vardı. O da kapattı maalesef. Evet. İyi günler hocam. Şehrin Taksim Durağı. Gördüğünüz gibi. Evet. O da manav vardı. Hasan amca ben. O daha yaşıyor. Karşıda parka geliyor. Burada da ustam dürüm var. Bizim Erhan Usta. Soner kardeşi. Evet içeride. Evet içeride de çalışıyor. Burada da kırıntı buzu vardı ama kapattı. Eskiden de şu ara Pazartekke sokak. Burası benim annemin babamın oturduğu sokak. İleride de Kürtçübostan cami var. Evet. Şu anda elimde çanta olduğu için yakınlaştıramıyorum. Şurada hemen sağda neydi ya, burada bir de şey var. Şehri Destan. Kafe var burada. Dükkanı merhaba, merhaba Çetin Bey. Nasıl sabah atıyor? Dükkanı mı kiralıyor? Evet evet. Hadi. Dükkanı kiralayacağım. Nerede o güne? Keşke olsa da yapsam. Genç olsam yazdım. Şehri Destan kafe ve restoranmış. Evet burada da ileride çorbacı var. Burada şu ileride de Erdoğan Cengizer'in evi. Ama sattı. Yan tarafta da Sait amcamdan abimin evi vardı. Ali Baba Sokak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağ tarafta Çapalısı. İleride de sağda Ziraat Bankası var. Evet. Muzaffer Çiçekçik'te bu arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Beni takip edin. Depremzedelerimize de yine yardımı esirgemeyelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.